alabilir miyiz videoyu hemen? O video verilmiş Muhammed Bey tarafından. Ali Haydar Ali Haydar Bey. Evet dinliyorum. Aileniz Songül Hanım'ın durumunu biliyor mu? Aynen biliyor. Biliyor. Yani her koşulda, her şartta ee, Ve ya da hangi şartlarda geldiğinin farkında mı aileniz? Aynen biliyorlar. Songül Hanım şu anda neredeler? Osmaniye'de evde şu an kendisi. Osmaniye'de evde. <laughs> ya, Hı -hı. ya yalan konuşuyor abla ya. Ne yalan konuşacağım ben işteyim işte sen inanmıyor musun? Ne iş yapıyorsunuz siz? Ablacığım ben AFAD görevlisiyim. AFAD görevlisiniz. Yalan ablam bak ya bak yalan gezeniz. söylüyor ablam. Şu anda mı girdiniz? Evet, yani sonradan mı depremden sonra mı dahil oldunuz? Aynen depremden sonra. Depremden sonra dahil oldunuz. Şubat'ın 13'ünden beri çalışıyorum ben. Çalışıyorsunuz dışarıdan iş kurdan. Hey ya Rabbim ya vallahi <laughs> bağlı olmuş olduğunuz kurum, yapmış olduğunuz görevin e, sorumluluklarını, yükümlülüklerini biliyor musunuz? Efendim? Bağlı olmuş olduğunuz Aa. kurumun bir temsilcisiniz siz yani size bir üniforma giydiriyorlar. Ve orada sizin bir takım görevleriniz var ama tüm hayatınızda da bunu yaşıyor olmanız lazım. Siz yani orada bir tarafta hem deprem yardım etmeye çalışırken bir de yemeyip içmeyip nasıl bir vaktiniz varsa. benim eşimi bıraksın. biri geliyor onu da yanına Gelsin. alıyorsun. Gelsin ben barışmak istiyorum ablam eşimle. Hatamı da biliyorum hatamı kabul ediyorum. Gelsin ben eski sayfayı kapatmak yeni sayfa açmak istiyorum. Songül Hanım yayına bağlanıyor mu? Telefonlarını açmıyor. Açmaz ablam kapattı telefonları. Şu an yalan konuşuyor ablamı. Çadırdalar. evmem yok. Devlet izin vermedi eve girmelerini. Evler hep hasallı şu anda. Zaten çocuğun videosunda çadırda gördünüz siz. Çadırda gördüm görsün. ablam, çadırda gördüm. O resimler de çadırda çekilmiş zaten. Çadırdalar yani şu an abla. Yani şu an eşim hasta. Eşim de hasta, çocuk da hasta. Allah bilir ki şu an hastalar yani. Ne rahatsızlığı var? Eşim belinden ameliyat oldu abla. Çocuğundan Kaçmadan önce mi? Yani yakın bir tarih. Kaçmadan önce ameliyat olduydu ablam. Belinden rahatsız. Hatta hatta şu anda yine ameliyat günü var. 5 tane o belinden dolayı 5 tane üreme yapmış Timur. Hmm. Songül Hanım şu anda aile üyelerinizden birinin yanında mı? Midesinden midesinden parçaldılar ablam. Yine ben hadi uzaklaştım aldığım halde ben gittim yanına. Ali Ayden ben aldım onun hadi. yanında. Songül Hanım şu anda aile üyelerinizden birinin yanında mı? Aynen ailemin yanında şu an. Ailenizin yanında. Kimin yanında? Annenizin, babanızın, kardeşinizin? Anne, baba hepsi orada yanından, yanındalar. Peki Songül Hanım şu an telefon kullanıyor mu? Kullanıyor telefonunda. Peki telefonuna ekip arkadaşlarımız ulaşabiliyor mu? Az evet. önce yine istedim, yine verdim numarasını. Gene verdiniz. Peki ailenizden birinin numarasını verebilir misiniz hemen ekip arkadaşlarıma? Alın telefonu Ali Haydar'ın. Aile üyelerinden birinin numarasını versin. ...onların üzerinden ulaşabiliriz. Ee, bir hastalıktan bahsediyordunuz değil mi? Yani hı hı. bir Harun rahatsızlığı hocam. var Biden, çocuğun. Belinden ameliyat oldu. Ben bizzat yanında... ...bir hafta işe gitmedim ben yanında kaldım. Affedersin... ...bu evlilikte her şey oluyor ablam. Giydirdim, banyo yaptırdım... ...her şeyini yaptım. Bir de midesinden kolonoskopiye girdi... ...parça aldılar ablam. Hı hı. Ameliyat olmaz ikisi de var. Midesinde yara varmış... Hı hı. Ameliyat olma riski de var ablam şu Eski anda. De var. Yani aslında bir tedavi görmesi, tedavi işte görmesi abla şu anda. Dikkat etmesi evet, gerekiyor. İlaçlarını her şeyini aldım ablam. Şu evet. anda benim evime icra bilenem geldi ablam. Geri döndüm. Ayın 5'inde ben 5 milyar para yatıracağım o kadar. senin kararını asla hiç de bir şey söyleyemem. Yani sen kendi hayatını kendin biliyorsun. Şimdi bu Ali Haydar'ın yazışmalarını görüyorsun. Şu anda eşin Ali Haydar denilen kişinin yanında. Ne olursa olsun. Evet ablam. Bana geri dönsün mü diyorsun? Ablacığım gelsin. Gelsin. Ben ona bir daha şiddet, hakaret uygulamayacağım da söylemeyeceğim de. Yeter ki evinde çocuğuyla ilgilensin. Ben o üç yaşındaki çocuğum için abla. Gelsin. Benim çocuğum kimseye baba demesin abla. Kimsenin yanında ezilmesin, boynu büküp durmasın. Çocuğun mu darp raporu var eşinizin mi? Eşimin var abla. Çocuğa var. vurmadım ben ablam. abla. Raporu var. Evet. İşte o. İşte bir kere, o bir kere o kadar önemli ki ne olursa olsun, ne olursa olsun... Ben onu olsun, dövecek o bir insan da değilim normalde. Kalkmayacak, kalkmayacak. He, ben ona vuracak bir insan da diyelim. Peki. O anlık sinirden dolayı bir hata yaptım, vurdum. İşte o hata bazen dönülmez e, yollara götürüyor. Doğru, haklısın <laughs> abla. Şu anda eşiniz Songül Hanım telefon attığında. Alo deyin lütfen. Alo. Efendim. Hatun. Dinliyorum. Hatun, Gel. Çocuğumuz için. Gel yuvana gel. Ben kabul etmiyorum. Hatun yuvana gel. Gel ben rica ediyorum gel. Ben gel hatun. Gel. Yani. Gel. çocuğumuzun başı için gel. Ne olursa olsun Hayır. gel. Gel sözüm söz sana. Gel. Daha öyle bir konu olmayacak. Yaşanmayacak. Gel. Seni mi? seviyorum bak. Gel. Oğlumuzun başı için gel. Bir daha yaşanmayacak. Burada Esra ablaya da söz veriyorum. Yaşanmayacak. Esra Hanım ben sizinle görüşmek istiyorum. Songül Hanım. Efendim. İlk kaçtığınızda da siz aslında bir 3 Mart bir de 3 Nisan'da evi terk ediyorsunuz da her ikisinde de Ali Haydar isimli kişinin yanına mı gittiniz? Duyuyor musunuz beni? Evet, yiyorum. Hı hı. 3 Mart'ta gittiğinizde de Ali Haydar isimli kişinin yanına mı gittiniz? Evet. Orada evet, bir adamım. hafta Fakat kalıp... bilet almışlar ablam. Bir hafta kalıp geri döndünüz. Neden? Benim orada işlerim vardı. O yüzden işlerimi halletmeye gelmedim. O dönemde de e, Osmaniye'ye mi gittiniz tekrar? Evet. Gidip geldiniz. Evet. Niye bana yalan konuştun peki? Sen yurttan ev tuttum dedim bana. Ama ben Esenyurt'a gittim, bir arkadaşın yanında. Arkadaşın kim ama? Arkadaşın kim? Senin arkadaşın yok ki Esenyurt'ta. Kaç yani aydır ilgilendirmez arkadaşlığınız var? bir şey yok. Kaç aydır arkadaşlığınız var? Ali <laughs> e Haydar isimli kişiyle. Haydar Haydar'dan ilgilendim. Evet. 6 aydır. 6 aydır bir gönül ilişkiniz var. Evet. Eşiniz sizin görüşmelerinizi görmüş herhalde. Duyuyor musunuz o, yönlendiriyorlar beni? Yönlendiriyorlar abla. Yönlendiriyorlar. Hanımefendi duyuyor musunuz beni? Duyuyorum seni. Heh şunu merak ediyorum. Eşiniz senin görüşmelerini yakaladı. Evet. Ee, siz evet ben Ali Aydar isimli kişiyi seviyorum. Senden ayrılmak mı istiyorum dediniz. Evliliğe devam mı ettiniz? Yönlendiriyorlar abla. Songül Hanım ya benimle konuşun ya yanınızdakilerle konuşun. kimse yok benim yani şu an. O zaman Samim'imiz bu yok? süreci siz anlatır mısınız? Eşiniz sizin telefonunuzda Ali Haydar'la görüşmelerinizi yakaladıktan sonraki süreci biz sizden dinleyebilir miyim lütfen? Kapattı abla. Telefon kapandı. Kapattı. Ha, şöyle yönlendirilmeye çalışıyor işte başka altında olduğunu falan mı düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum ablam şu an. Şu an oğlumun da onun da baskı altında olduğunu düşünüyorum. Şey anlamadım gitsin herhalde. polise, gitmiş, gitsin gelmiş. jandarmaya. Bak, bir defa gitmiş. Gitmiyor abla. Bak hayır diyor ki sana. 3 Mart'ta gitmiş, işim vardı diyor, hallettim geri geldim diyor. Yani i̇stediği Ablacığım, zaman çıkıp istediği zaman o eve girebiliyor. Ya da çadıra girebiliyor tekrar aynı yere. Gidip gelebiliyor işte, yani. Bana ilk dedi, ilk gitmesinde ablam Esenyurt'tan ev tuttum dedi. Esenyurt'ta kalıyorum dedi. Bana oraya gittim demedi. Ama yalanmış işte. Diyor ki ben Osmaniye'ye gittim geldim. İşte Belki... yalan söylediği için... Burada da ablam doğrularını konuşmuyorlar. Belki şartları beğenmedi, başka bir şeyi beğenmedi. Bilemiyoruz ama Songül Hanım yayına bağlanır. Bu arada Ali Haydar isimli kişinin de babası Songül'ün yanında olduğu için acaba e, Ali Haydar'ın ailesi bu gerçekleri bilmiyor mu? Belki onlara gider. Yani şimdi şöyle bir durum da olabilir. Düşünsenize biri geliyor. Ya ben hiç evlilik yapmadım ama Evlilik yaptım e, ama ayrıldım, boşandım. Bir süredir eşimden ayrıyım dedi. Belki Ali Haydar'ın ailesi de bu durumu ilk kez görüyor. Duydukları içerisinde de aile içerisinde ya hani size doğruları söylemeyen aslında e, evet, biri abla. de var karşınızda. Songül. Songül. Efendim kızım geliyor mu? Geliyor. Ben sizi duymak ve dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. İşte ev, ben 4 senedir evdeyim. Evet. 4 senedir evdeyiz. Iki, iki, yine gitti. Kendi kapatıyor değil mi? Kendi kapatıyor Tekrar abla. bağlansın. Ali Haydar. Aileniz durumu biliyor mu? Aynen hepsini biliyor ablacığım hepsini. Kabul ediyorlar yani. Ediyorlar ablacığım. Yani bunu Kimse hiç sorgulamıyor. Hiç Mesela şimdi zor. şöyle merak ediyorum. Anneniz babanız normalde komşu kızından bir tanesi mahalleye gecenin bir saati geldiğinde... ...bin tane laf söyleyen insanlar, başkalarının oturdukları yerden çekirdek çitlerken yargılayan insanlar... ...bu şartlarda size biri geldiğinde hiçbir şey demediler ve kabul mü ettiler? Ablacığım ben se sevda şey olduğu için kimse karışamaz ki. Ya ne sevdası? Nasıl karışamaz? Halaydar Bey ne kimse sevdası? Karışamaz ki. Nasıl karışamaz? Nasıl karışamaz ki? Adına sevda diyelim, biraz da aşk koyalım, iki tane süslü cümle koyalım... ...herkes e, önünde saygıyla iyisin... ...yok öyle bir şey yok... ...aileniz şunu diyebilirdi ya oğlum... ...bak biz e, ülke olarak... ...şehir olarak zor bir durumdayız... E, ...vefat eden aile yakınlarımız da var... ...o eşinden boşansın... ...ondan sonra... ...seni evlendiririz demeleri lazım... ...normal değil mi... ...bizim örf adetimize göre... ...sizde bir acı yaşıyorsunuz ya... ...hepsi üst üste olmuş yani... ...sevgi deyip bunun adına çıkamazsınız... ...orada acı var ya... Ablacım yalan Ablacığım, yok. Ben acının hanım? acının içine sevgini koyuyorsunuz. <laughs> musunuz? Nasıl? Acı ile tatlı yani onun. Beyefendinin anlattıklarını gözümde canlandırıyorum. Siz zor şartlarda aileyle birlikte çocuğun da videosu varmış çadırın içerisinde. Siz öyle tamam, bir ortama er, er hiç tanımadığınız bir kadını, bir çocuğu alıyorsunuz. Soy isminiz farklı, <laughs> depremzedesiniz. Siz Zaten... ben şimdi niye Songül'ün, Songüle ve Songüle yardım edeyim ya? Yani ya ben Osmaniye'ye yardım deprem götürürken, Z'de değil ki o. Songül çocuğuyla beraber video koysa, tamam mı? Ben Songül'e ve Songüle yardım et, yardım götüreceğim. Ya ben niye yardım götüreyim ona? Orada uçurumda davası da açılmaz. Şimdi niye durup dururken bir insan niye yardım ediyor? Şu Songül Hanım yayına bağlanıyor mu? Ya Allah aşkına şu TikTok'larda yazıştığınız kadar... Ablam, ...şurada kendinizi ifade edemiyor. TikTok, Face, Instagram bunları kaldırsınlar artık ablam ya. Ee, kaldırmak çözüm değil. Mesela yasaklamak hiçbir zaman çözüm olmadı. Ama kullanmayı bilmeliler. Aynen ablam katılıyorum. Kullanmayı evet. bilseler yine içim yanmayacak ablam. Evet kullanmayı bilmeliler. Ee, belki bu çağın çocukları bu işi öğrenirler de. Songül Hanım telefon hattında mısınız? Evet buradayım. Şimdi hanımefendiciğim eşiniz sizin yazışmalarınızı gördükten sonra. Evet. Siz Ali Haydar'la ilgili kendisine ne söylediniz? Ben bu adamı seviyorum mu dediniz? Yo benim sosyal medyadan yazıştım x birimi dediniz. Evet, de şimdi böyle söyleyeyim. Bu ben tekirdağında oturuyorum tamam mı şimdi? Hı -hı. O da şehir dışına çıkıyordu çalışmaya. Hı hı. O kendisi beni aldattı, bir başkasına gitti hatta, bir karıyla da video çeyreği de var, kanıtlarım da vardı. Tamam, o gönder yaptı, bana. O yaptı, o yaptı, ondan sonra ben sana dedim ki, öcümü alacağım dedim ben sana, sen yaparsan dedim ben Ney şey yaparım. Neyi dedin? Neyi dedin? Eşiniz sizi sen aldattı, aldattı diye. sana. He. O kendisi ne dedim? yaptı, sana da ben kendim yaptım. Bu bir intikam. Sen iti... bana ne dedin? İntikam mı? Evet, intikam almak için. İntikam. Ee, eşiniz sizi aldattı. Siz de dediniz ki öyle aldatılmaz. Böyle aldatılır. Bak ben seni nasıl aldatacağım? Evet, intikamımı aldım. Ee, amacınıza ulaştınız mı? Hayır, ben... Ali Haydar da aynı birlikteyiz zaten. Hayır, şimdi ee, ondan... bir amacın var ya... ...aslında Ali Haydar senin kobayın yani. Evet. Ali Haydar olmasa Mehmet olacak. Mehmet olmasa başka biri olacak. bak Amacın Muhammed'in... İçini oymak, canını acıtmak ya. Onun canını Hı -hı. acıttın. Bir başarı elde ettin. Senin yaptığını ben de yaptım dedin. Geri dönecek misiniz Aynı. peki? Hayır, dönmek istemiyorum. Dönmek istemiyorsunuz peki. Evet. Sizi aldatan biri. Sizin o bu soru size soracağım. Tamam. Sizi aldatan biri. E, yani kocanız olduğunda canınız acıdı. Doğru mu? Evet. Üzüldünüz mü? Evet çok üzüldüm. Ee, yani... Tamam ben senden özür dilemedim mi? Özür bir fayda etmez. Nasıl fayda etmez? Özür diledim mi dilemedim mi? Özür diledim ama fayda etmez. Onun yapmış e, olduğu tamam. kendine Yatışımın saygısı yok. dedim mi ben sana? Sana saygısı yok. Onun yapmış olduğu bu çirkin davranışı tekrar Hı. ederek kendine niye zarar verdi? <laughs> İmkanını almak için intikamı almak için aldattınız mı eşinizi? Ablacığım yalana gerek yok. Gittim. Aldattınız Gittim. mı? <laughs> Ama resmi konuşmam değil ablam. Resmi bir konuşma değil. Gayri, Gayri resmi. resmi nasıl oluyor? Ablacığım ben çalışıyordum. <laughs> Gittim. Aldattınız mı? <laughs> Yazışma falan yok ablam. Kimle aldattınız eşinizi? Bir şey Kadına ya. gittiniz? Evet. <laughs> yani bak, aldattım ama. Şu düzeyde aldattım. Şu kadara. Yani aldattınız mı, aldatmadınız mı? Gittim ablam. inkar etmiyorum. Allah'ın bildiğini kuldan sağlayacak da değil. Tamam kardeşim, aldattım, aldatmadın mı? Aldattım. Tamam bitti. Detaya girmeye gerek yok. Kafayı Niye? bozmuşsun yani. Niyeti bozmuşsun sen. Aa. Ablacığım tamam. Tamam. Orada hatalıyım. O da siz aynı cümleyi kursa ee, gittim ama şunu yapmadım dese. Affediyor zaten her şartta Esra Hanım. Yani ruhen ben buna şey diyorum kalp göçü. Evet. Kalbi ablam. senden göçmüş, beyni senden göçmüş. Başka biriyle artık bir temasta. Evet ablam. Bu aldatma oluyor mu? Başka biriyle temasta. Ablacığım nasıl diyeyim ben sana? Şimdi Or el ele tutuşurlarsa mı aldatma oluyor, el ele tutuşmazlarsa mı? Ablacığım el ele tutuşmayla öyle bir aldatma olmaz. Hmm. Anladım. Dini nikah kıymışlar. Dini nikah hiçbir işe yaramaz ablam. Resmi nikahlıyım şu anda ben. Hı hı. Ben boşanmamışım. Ee, <laughs> Songül Hanım. Efendim? İntikamınızı aldın, aldınız. Amacınıza ulaştınız. Evet. Şimdiki hedefiniz nedir? Ben boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsunuz. Ali Haydar Bey. Avukat parasını neyle vermiş ablam? Ali Haydar ben Bey. Ben avukat parasını... Avukat parasını neyle verdin? Ben avukat parasını vermedim. Nasıl yani. vermedin? Avukat doğrusunu konuşsun sana. Ben, ben boşandıktan sana vereceğim. Boşanmayı bekliyorum diyor. Ali Haydar Bey. Tamam Osmaniye'de niye açtın peki? Burada açaydık, konuşup anlaşaydık, uzağa niye gittin? Değil, ha anladım peki. Songül. Evet. Senin niyetin, ya bu boşanmadaki asıl hedefin Ali Haydar'la yeni bir yuva kurmak için mi boşanıyorsun? Yoksa Muhammed'den mi ayrılıyorsun? Muhammed'den ayrılıyorum. Muhammed'den ayrılıyorsun. Evet. Boşandıktan sonra Ali Haydar isimli kişiyle bir gelecek kurmak istiyor musun? Ben, hayır ben ona da gerekeni söyledim zaten ve Ben ayrılacağım dedim İstanbul'da geri geleceğim dedim oradan bir ev tutacağım dedim. Tamam hmm. gel ayrılacaksak yine ayrılamayız. Sıkıntı değil. Ben geçici bir süre olarak geldim oraya. Ali Haydar yani senin için aslında bu boşanmadaki bir kurtarıcı mı? Hayır. Ali Haydar'la evlenmeyi düşünmüyorsun? Hayır şu an düşünmüyorum. Seviyor musun Ali Haydar'ı? Evet seviyorum. Seviyorsun ama onunla evlenmeyi düşünmüyorum diyorsun. Evet, şu an düşünmüyorum. Yani aslında Muhammed'den kopabilmek için sen Ali Haydar'ı kullanıyorsun. Aynen o duruma geliyor abla. E, kullanmak bu ama. Aynı şeyi mesela Muhammed de yapabilirdi. Hani posta zarfı gibi bir şey. Kocana bunu söyledin mi? <laughs> Neyi yapacağım? Yani ...ben bir an önce senden boşanayım... ...bu Ali Haydar'da bizim boşanma sebebimiz olsun... ...ben sonra tekrar İstanbul'a geleceğim dedin mi? Ben İstanbul'a geleceğim dedim evet. Geleceğim peki. dedim de peki... ...niye şey yapıyorsun? Sen beni iki sefer kandırmadın mı? Gele, Şu gün geleceğim dedin gelmedin... ...o gün geleceğim dedin gelmedin... ...ben iki sefer başvurdum ikisinde de vazgeçtim. Songül bir kere şu kararını desteklerim. ...boşandıktan sonra hiç kimseye evlenmeyeceğim... ...kendi ayaklarımın üzerine duracağım kararını... Desteklerim. E, arkasında da dur yani bu kararının. Ama e, Muhammed'den boşanırken Ali Haydar isimli kişiyi kullanman o kişiye de ayıp. Mesela Ali şu... Haydar'ın bundan haberi var mı mesela? Bence yok çünkü o e, sevdiğini, yok, ablan, yok, sevdiğini yok. iddia ediyor. Ama kendisi bakın e, bu boşanma sürecinde intikam alınmak için kullanılmış. Ben şunu e, sormak istiyorum size Songül Hanım. Çünkü çok önemli bir iddiada bulundu Ali Haydar Bey. Sizi eşiniz başkalarıyla para için tanıştırdı mı? Evet, sat Kimi sattım? Bu zaman kadar ben, ben, ben kimi sattım? Ben başkasına gönderdim. Beni yalan, yalan konuşma Hatun. Kime ben kimseye göndermedim i̇sim seni. İsim verin lütfen. Tanıyanlar bilenler bağlansın. İsim Bir de, de Ne istedim? yarın aldı. Bir dakika Muhammed. Evet isim verin. Bir de Bak isim vermedim. Küfür, küfürden bahsetmiyorum Yalan ben, efendi. Bak diyor ki bu e, Ali Haydar Bey'in iddiası şu: e, Eşi üzerinden para kazanıyordu diyor. Bunu mesela Ali Haydar Bey bilemez gözünde görmedi. Şey yok, imkan yok. Sizin söylemeniz lazım. İnsan ya da beyefendinin iftira atıyor olması lazım. Hangisi? Evet satmaya kastı, satmaya kalktı Yalan konuşma. Ne zaman gerçekleşti yani Ben seni niye satayım? Bu olay... Kalsın, yalan yalan yani. konuşma sen konuşuyorsun yalan. Yalan konuşma. Şimdi Songülcüğüm bu olay ne zaman gerçekleşti? Bak çok ağır bir olay bu. Öyle bir yani olay gerçekleşmedi. Bir saniye o onun iddiası. Ee, eşine uzaklaştırma kararı hani almanın yolunu biliyorsun karakola gidilir. Böyle bir durumda bu sebepten dolayı kocam Muhammed'den şikayetçi olup boşanma davasını niçin açmadın? Ben açtım davayı açtım bak Hayır. E, dilekçeyi verdim. E tamam geri vazgeçtim demedin mi sen bana? Dilekçeyi vazgeçtim verdim. Vazgeçtim demedin o dilekçeyi... mi? Ben vazgeçtim demedim. Sen kendin dilekçeyini yırttın. Vazgeçtim dedim şimdi yalan konuşma. Vazgeçtim dedim tamam yıktın. anlaştık konuştuk dedim. Boşanma dilekçenin içerisinde bu iddian var mı? Yok. Şimdi sen, seni uzaklaştırarak evden e, bir karar aldırıyor. Tamam mı? Tamam. Gidiyor karakola. Ben de Songül'e diyorum ki böyle bir durumda bunu sana bir yapan işte haysiyetsiz onursuz bir adam varsa karşında aynı şekilde karakola gidip benim kocam bana beni şu 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 şartlarda şu kişiye şu şekilde para karşılığında pazarlamaya çalıştı. Öyle bir şey olsa bakalım ben, olsana, bu adamdan, ben de boşanmak istiyorum alır gider. Bu adamla ilgili işte fuhuş yaptırıyor iddiasında bulunuyorum. Cezasını çekmesini istiyorum diyerek bir boşanma davası açılabilirdi. Yani öyle Son bir şey de bir olmadığına göre ablam. Sizi ekip arkadaşlarımız buraya davet edecek. Gelmek isterseniz buyurun. Gelin lütfen. Ama Gelsin ablam. Ali konuşalım, Hayder, anlaşalım burada. Ali Haydar isimli kişi de bir boşanma sürecindeki aslında bir kobay, bir üst gibi e, kullanılıyor. E, bu da önemli bir olay. E, yarın devam edeceğiz. Şimdilik uğurluyorum sizi. Buyurun. Tamam ablam.